Program Kültür Merkezi öğrencisi ve Kur'an-ı Kerim yarışması birincisi Enes Çiçek'in okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başladı. Gecenin açılış konuşmasını ise Kültür Merkezi Eğitim Danışmanı Emekli Müftü Nafi Çelik yaptı. Peygamber Efendimizin kutlu doğum haftası ya anlatılmaz. Bu duyguyu yaşamak mühimdir yani buraya gelip bunu yaşamak mühimdir. Çelik bu yola çıkarken o sevgililer sevgilisi Efendimizin dönemine ait özlemimizi gidermeyi, o kutlu zaman dilimini tekrar yaşamak ve yaşatmak isteğimizi canlı tutmayı, o güzeller güzeline olan yürekten bağlılığımızı ve ona olan duygularımızı sizlerle paylaşmak istedik dedi. Yani hep böyle olmasını isterdik. Bu öyle etkinliklerin hep olmasını dileğimizle. Çok güzel. İnsanlar birbirine yaklaşıyor bu sayede. Medine'nin Gülü Naat programının konuşmacısı, eğitimci ilahiyatçı Mustafa Türkarslan, kutlu doğum münasebetiyle alemlere gönderilen rahmet peygamberinin rahmetinin tecellilerine en çok ihtiyacımız olduğu şu dönemde, onu anmaya ve anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğunu belirtti. Çok sevindim gerçekten böyle bir ortamda bulunmaktan. Gurur duyuyorum yani Avrupa ortamında böyle bir şey. Hala dinimizi yaşıyoruz, hala her şeyi burada görmek çok güzel gerçekten. Medine'nin Gülü Naat gecesini kültür merkezleri öğrencilerinin söylediği kasidelerle devam edildi. Türkiye'den Naat programına katılan sanatçı Ertuğrul Erkiş'i ve saz arkadaşları seyircilerle birlikte en çok sevilen ilahileri seslendirdiler. Adı